kırmızı bayrağımızın gölgesinde, kardeşçe birlik beraberlik içerisinde daha nice güzel vakitlere, güzel zamanlara ulaşmamızı Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, hasbihalimiz, kulluğumuz çerçevesinde gençliğe de temas edeceğiz. Bir taraftan da Allah'ın sevmediği kulların özelliklerini paylaşmaya, ifade etmeye, en azından girizgahta bulunmaya gayret göstereceğiz inşallah. Bu bağlamdan olarak Rabbim bizleri yarattığı gaye üzere yaşamayı nasip eylesin. Yaratılışımızın gereklerini yerine getirmeyi nasip eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin inşallah. Dün Perşembe vaazımızda bir ifadede bulunmuştum. Demiştim ki dünyaya çıplak olarak geldik dedik, değil mi? Perşembe vaazımızda burada bulunan kardeşlerimiz bilir. Çıplak olarak geldik. Ömrümüz varsa bebekliğimizi gördük. Ömrümüz varsa genç olduk. Ömrümüz varsa yetişkin olduk. Para pul kazandık. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Endam sahibi olduk. Aynaya baktığımız zaman aslan yelesi gibi saçlarımız var dedik. Ne kadar güzeliz, ne kadar yakışıklıyız dedik. Boyluyuz, posluyuz dedik. Hiçbirisi bize ait değil, değil mi? Farkındasınız bir taraftan. Aslan yelesi gibi saçlar. Çalışarak mı kazandım bunu? Parasıyla mı satın aldım? Elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı, gençlik evresi verdi Allah bana. Ve buyurdu ki Peygamber Efendimizin mübarek dudaklarıyla Seb'atun yadilluhumullahu yevme la zille illa zillu. Yedi sınıf insan var. Müslümanlar yedi sınıf insan. Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli kıyamet gününde. Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli kıyamet gününde. Arşın gölgesinde gölgelenecek olanlar var. Kalbi mescitlere bağlı olan gençler sınıfını saydı. Gençlik verdi bize. Biz bir defa mı geleceğiz? Bir defa geldik dünyaya. Onlarla mı meşgul olacağız? Bunlara mı zaman ayıracağız dedik zaman zaman, değil mi? Bir defa geldik dünyaya. Gençlik evresi verildi. Akabinde ömrümüz varsa yetişkinliğe ulaştık. İhtiyarlığa ulaştık. Ömrümüz varsa o süreçleri yaşadık. Sonrasında ne oldu? Kazanmıştık. Taşı sıksak suyunu çıkaracak kadar dirayetimiz bile vardı. İtibarımız, arabamız, paramız, pulumuz da vardı. Tuhaf. Emri hak vaki olup geldiğinde gözümüzü kapattığımızda çıkardılar kıyafetlerimizi. Beyaz bir parçaya, bez parçasına doladılar, toprağa bıraktılar, değil mi? Çıplak geldik, çıplak gittik. Farkında mısınız kardeşlerim? Sahibi olduğumuzu zannettiğimiz, insanlara karşı övünerek, üstünlük vesilesi saydığımız neyimiz kaldı bizle beraber? Toprağa bizle beraber hangisi girdi onların? Neyin telaşını yaşamaktayız? Neyin hırsını, neyin çekememezliğini, neyin kavgasını, endişesini yaşamaktayız? Müslüman olarak bizler yarın toprağa konulduğumuzda pişmanlığını yaşayacağımız şeyleri biriktirmememiz gerekir, değil mi? Arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi sınıf insandan bahsettik. Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Hani buyuruyordu ya Peygamberimiz. İhtiyarlık gelmezden evvel gençliğin kıymetini bilin buyuruyordu ya hani. İhtiyarlık gelmezden evvel gençliğin kıymetini. Şimdi Müslümanlar bir taraftan öyle bir durum var ki her şeyi kaybettikten sonra biraz daha yanıyoruz, değil mi? Notunu almıştım, onu ifade edeyim size. Kaybettikten sonra biraz daha yanıyoruz. Mesela ne gibi? Mesela sağlığımızı kaybetmeden, hastalığa ulaşmadan sağlık farkına varmıyoruz. Sağlık nimetini öncelemiyoruz belki, değil mi? Allah muhafaza. Hatta boş vaktimiz var. Boş vaktimizi meşguliyet gelmezden evvel boş vakte sarılmıyoruz. Boş vaktin kıymetini bilmiyoruz, tutmuyoruz hatta. Hatta ve hatta değerli kardeşlerim, bazen fakirliğe uğruyoruz, değil mi? Elimizde imkanımız olan nimetler var. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bugün kendimize yetecek kadar imkan vermiş, maddiyat vermiş. Çok zenginliklerden bahsetmiyorum. Çok fazla variyetlerden bahsetmiyorum. Gücümüz yetecek kadar, karnımız doyacak kadar, namerde muhtaç olmayacak kadar kendimize yetecek nimetimiz var. Biz
hep başkalarının nimetine, başkalarının elindeki imkanlara baktığımız için, hep onları belki çekemediğimiz için, kıskandığımız için bize hep az gözüktü değil mi? Kaybetmeden anlamadık. Yani yokluğa düşmeden önce varlığın nimetini anlayamadık değil mi değerli kardeşlerim? En büyük pişmanlığı kimler yaşıyor biliyor musunuz? Şu anda toprağın altında bulunup bir kere fırsat verilseydi de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilseydik diyen kardeşlerimiz yaşıyorlar en büyük pişmanlığı. Ama ne zaman? Ölümden önce hayatın kıymetini bilmediyse şayet. O en büyük pişmanlığın eşiğindeyiz şu anda. Pişmanlıkların en büyüğü kabre girdiğimiz ilk gece yaşanacak. Yaptığımız, yapmadığımız, peşinden koştuğumuz, yaratılışımızın gayesi nerede, ben ne için yaratıldım, işin neresindeyim? En büyük pişmanlığı yaşayacağımız süre. Biz şunları yapıp şunları biraz ihmal ettik. Paylaşalım ifadeleri. Şimdi toprağın altındakilerin pişmanlığını yaşıyor dedik ya, onu söylemeden geçmeyelim. Sesleniyorlar bana esasen, diyorlar ki kabirleri ziyarete gidiyorsunuz değil mi? Bolca gidin. Biz de her vaazımızda bolca ölüm konusuna temas etmeye çalışıyoruz. Hangi konuyu irdelerse irdeleyelim. Sesleniyorlar bize bugün değil mi? Toprağın altında yaşayanlar diyor ki bana, ey üzerinde 1.80 boyu olan kişi, boylu poslu, endamlı, yaşlı, genç, güzel, çirkin, üzerinde yürüyen kişi, bugün kimseye eyvallahın yok. Hele bir de evin, araban, yatın, katın varsa hiç kimseye eyvallahın yok. Ama yaratılış gayen bu değil. Yaratılış gayen bu değil. Bunları ve la tense nasibeke mined-dünya. Dünyadan nasibini unutmayacaksın ama. Sana gençlik evresi verildi. Sana yetişkinlik evresi verildi. Sana ihtiyarlık evresi verildi. Bu süreler verildi sana. Hatta sizi uyaran peygamber gelmedi mi diye sorulacak değil mi? Gelmedi mi? Ya ben de dünya bana kalacak zannettim. Hayal dünyasına daldım. Bir defa yaşamıştım. Dünya nimetlerinin peşin karşılığını görmek cazip geldi bana. Rahman olan Allah bana yaptıklarımın, eğer kulluğumun gereğini yerine getirirsem karşılığında cennetini vaat etti. Tatmin etmedi beni bu nimeti. Beni bu vaadi tatmin etmedi. Anlamı buna varmıyor mu değerli kardeşlerim? Allah sonsuz olan cennetini vaat etti. Ama ben sonsuz olan cennete tatmin olmadım adeta. Ücretini az buldum yani tabiri caizse, Allah muhafaza. Dedi ki Rahman olan Allah, size yaptıklarınızın karşılığında eğer kulluğunuzun gereği yerine getirilmişse şayet sonsuz ahiret hayatı, sonsuz cennet nimeti ikram edilecek. Cennetle taltif edileceksiniz. Cennetiyle, cennette cemaliyle müşerref kılınacaksınız. Ama ben bu ücreti az buldum belli ki. Yaratılış gayem nerede, ben işin neresindeyim? Vur patlasın, çal oynasın belki. Ondan sonra da bir zaman geçince açık kelimelerle anlatayım değerli kardeşlerim. Bir soru sorulmuştu, onu isim vermeden paylaşmış olayım bu sayede. Denildi ki bize, hocam tövbe ettik günahlarımıza. Ne mutlu, ne mutlu sana. Ha, tövbeyi kabul edecek makam ben değilim ama ne mutlu sana. Eğer tövbe etmişsen, Allah'a yönelmişsen, hatalarından arınmaya gayret göstermişsen, اَتَّائِبُ مِنَذَّنْ مِكَمَلْ لَا دَنْبَلَى hatalarınızda tövbe etmişseniz, hiç günah işlememişsiniz gibidir. Dinimiz bunu öğretiyor bize. Ama şunu yapmışsan şayet, artık hocam diyor harama bakmıyorum. Yaş ilerlemiş, gözler ileri derecede katarakt olmuş, burnunun ucunu görmüyor. Yani burnunun ucunu görmeyen kişi harama bakmıyorum artık derse gerçekçi bir durum olur mu? İş fırsat elindeyken, güç kuvvet senin elindeyken, yapmaya kudretin varken yapmamak. Burnumun ucunu göremeyecek kadar ileri derecede katarakt olacağım, diyeceğim ki hocam ben artık harama bakmıyorum. Rabbim cümlemizi göz göre göre bilerek nefsimize mağlup et eylemesin. Farkına varmadan işlediğimiz kusurlarımız olabilir, insanız. Bir taraftan da hocam artık ben harama gitmiyorum. Rabbim her türlü haramdan uzak eylesin bizi.
İbadetlerin lezzetini versin ki ibadetleri yapmaya iştahımız artsın, iştiyakımız artsın. Haramlara karşı bize soğukluk hissi versin Rabbim, onlardan iştinab eylesin. Hani dualarda geçer ya zaman zaman, eskilerin çok güzel duaları var. Hakkı hak bilip hakkı üstün tutmayı, batılı batıl binip batıldan uzaklaşmayı nasip eyle ya Rabbi derler değil mi? Ne güzel bir dua. Rabbim hak ile beraber olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hocam diyor artık harama gitmiyorum. Ne kadar güzel. Şimdi az evvel ne demişti? Ben diyor artık harama bakmıyorum. Burnunun ucunu göremeyecek kadar ileri derecede katarakt olduktan sonra, yani zaten artık göremiyorsun, harama bakmıyorum demenin bir anlamı yok değil mi? Hani Nasrettin Hoca eşekten düşmüş, zaten inecektim demiş ya, zaten düştün, zaten göremiyorsun artık, harama bakmıyorum demenin bir anlamı yok. Elin ayağın tutuyorken, gücün kuvvetin yerindeyken, haramı yapmaya imkanın varken yapmamaktır mesele. Aynen neye benziyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki, pehlivan var ya, durağımızda da var pehlivanlarımız değil mi? Pehlivanlar var. Güçlü, kuvvetli. Hele bir de rakibini yeneceği garanti olan rakipler varsa. Kimi rakipler zayıftır ya. Benim hesap teknikten anlamaz. Güreşten anlamaz. Sahaya çıkmıştır. Yenilmesi mukadderdir doğal olarak. Yenebileceği imkanı varken Peygamber Efendimiz tarif ediyor. لَيْسَ الشَّد۪يدُ بِالسُّرْعَى اِنَّمَ الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Peygamberimiz ölçünün ne olduğunu, yani son raddeye varmadan önce yapılması gerekenin ne olduğunu öğretiyor. Buyuruyor ki hayat kılavuzu sunuyor bize peygamberimiz. Dedik ya alırsınız telefonu, içine kullanma kılavuzu koyarlar. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi neyse. Onu nasıl kullanacağımızı öğretirler bize. Bizi yaratan, şah damarımızdan daha yakın olan, alemlerin Rabbi olan Allah. Bizim neye meyyal olacağımızı, neye karşı zafiyet göstereceğimizi, içimizden neler geçireceğimizi, insanlar beğensinler, ayıplamasınlar, şuna bak şuna neler yapıyor diye kınamasınlar diye hareketlerimize ayrı bir dikkat edeceğimizi de biliyor değil mi? Beni yaratan benden iyi bilmez mi beni? Benim gönlümden geçeni, göz veren bu gözün baktığı yeri bilmez mi? El veren bu elin yaptığı amelleri bilmez mi? Ayak veren bu ayağın gittiği yerleri bilmez mi? İnsanların görmediği yerlerde gözümün baktıklarından haberdar olmaz mı Allah? Her yerde her an hazır ve nazır olan, gören, bilen, duyan bir Allah var. Allah Azze ve Celle. Rabbim yaratılış gayemize göre yaşamayı bizlere nasip eylesin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın her anımızdan ve huve me'akum eyne ma kuntum, hangi yaşta hangi konumda olursanız olun, hangi makamda hangi mevkide olursanız olun, kadın erkek yaşlı genç nerede olursanız olun, ve huve me'akum eyne ma kuntum, o her an her yerde sizinle beraberdir diyor ya Kur'an-ı Kerim. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَهِ Anlatır Kur'an-ı Kerim bize. Sağlam kaleleri bile saklansanız, ölüm gelecekse gene bulur sizi. Allah zaten sizle beraber. Çok açık, ayetleri bizatihi günümüzde yaşayacak tarzda gözümüzün önüne seriyor Allah tabiri caizse. Dedik ya Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim hayat nizamıdır. Bugün benim hayatıma, sözlerime, gözlerime, konuşmalarıma, evimde çoluk çocuğumla, eşimle münasebetlerime, insanlarla beşeri münasebetlerime, işimdeki iş ahlakıma, işimin gereğini yerine getirmeme, alışveriş yaparken haram helal duyguma, her anıma hitap edebilmeli. Kur'an-ı Kerim benim eşime de müdahale edecek, işime de müdahale edecek. Benim hayatıma yön verecek tabiri caizse. Ancak o takdirde asırlar ötesinden alemlere rahmet olarak gönderilen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ben kardeşlerimi özledim diye hitap eden ve çevresindekilerin büyük çoğunluğunun genç olduğu sahabi efendimiz. Öyle zannediyoruz o kere değil mi? Etrafındakilerin hepsinin yaşı ileri seviyelerde zannediyoruz. Peygamberimize tabi olan ilk öğretmen olarak atadığı kişiler, ilk inanan kişilerin hepsi gençlerdi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Rabbim nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Toplumun yarınlarıdır gençlerimiz. Gençlerimizi vatan sevgisiyle, Kur'an, sünnet sevgisiyle yaşayabilmelerini, yetişebilmelerini nasip eylesin. Nesillerimizi evimizin nuru, gözümüzün aydınlığı kılsın Rabbi Rahim olan Allah. Seslenir Peygamber Efendimiz. Kardeşlerimi özledim diye hitap eder asırlar ötesinden. Bize der ki,
Kardeşlerimi özledim diye hitap ettiği sizlersiniz. Rabbim cennetinde beraber haşr-ı cemal olabilmeyi nasip eylesin. Buyurur ki: "Feraktu fikum emrayni in temessaktum bihima felen tadillu ebeden." Size iki nimet bıraktım. Size iki nimet bıraktım. Eğer onlara sımsıkı sarılırsanız dünyada ve ahirette asla hüsrana uğramayacaksınız. Kitabullahi ve sünneti Resulü. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Ben bu açık hükümleri bildiğim halde dünya çok tatlı geldi bana. Dünya çok sevimli geldi. Çok cazip. Ben bu sebeple dünyayı sevdim. Ahireti, asıl gideceğim yurdu, asıl varacağım hedefi, burası geçecek yer sadece. Geçiş güzergahı, gölgelenme yeri. Asıl varacağım yeri unuttum. Ya da işime gelmedi, arka plana ittim. İşime gelmedi belki. Dünyanın lezzetli cazibesi varken, dünya nimetleri varken, ahiret nimetleri az geldi bana belki. Nefsim öyle fısıldadı bana. Allah muhafaza. Halbuki Peygamber Efendimizin ifadesiyle, akla hayale gelmeyecek nimetler hazırlandı Müslümanlara. Rabbim o nimetleri kana kana istifade edebilmeyi, Havz-ı Kevser'i kana kana içebilmeyi nasip eylesin. Nimetlerin en üstünü olan, cennetinde cemaliyle müşerref eylesin hepimizi ve ailemizle beraber, ölmüşlerimizle beraber, Rabbim ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Sevdiklerimize, eşimiz dostumuzla beraber bila eksiksiz olarak, tas tamam olarak cennette buluşabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Dünyayı sevdik, ahireti unuttuk. Ama Kur'an-ı Kerim bize dedi ki: "Züyyine linnâsi hubbu şehevâti" diye başlayan ayetlerde ilâhillâhiyâ. Size nefse hoş gelen şeyler, mallar, evlatlar, kadınlar sevdirildi. Kur'an-ı Kerim açıkça anlattı bize. وَالْقَنَادِيرِ الْمُقَنْتَرَ سَيَرْ مَدَّ مَدَّ Dünya nimetleri size sevdirildi. Çok cazip geliyor değil mi? Arabam var, yetmiyor. Daha iyisi olması gerekiyor. Ötekinden daha iyi olacak. Evim var ama onun evi 155 metrekare, benimkinden büyük olmamalı. Benimki daha büyük olacak. Benimkinin perdesiyle koltuk takımının renkleri daha uyumlu olacak. Kalbimle dilimin söyledikleri uyumlu olacak diye bakmadım. Öncelemedim bunu. Perde takımıyla koltuk takımının renklerinin uyumunu önceledim çoğu kere. Yani ben işin neresindeyim? Yaratılış gayem neresi? Kur'an-ı Kerim söyler bana, der ki: "Efehasibtum ennemâ halaknâkum abesâ." Yoksa siz sırf boş yere yaratıldığınızı mı zannedersiniz? Boş yere, hiçbir işlem olmayacak. Ne yaparsan keyfe mâ yaşa. Dilediğince yaşarsın. Zaten bir defa geldin dünyaya. Böyle olacağınızı mı zannedersiniz? Sorar Kur'an-ı Kerim. "Efehasibtum ennemâ halaknâkum abesâ." وَاَنَّكُمْ اَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yoksa bize döndürülmeyeceğinizi mi zannedersiniz? Müslümanlar, yaptığımız her şeyin hesabı vardır. Yapmamız gerekirken yapmadığımız her şeyin hesabı vardır. Müslümanlar, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hesabı vardır. Yapmamamız gerekirken yaptıklarımızın da hesabı vardır. Rabbim bizden ne istemişse kulluğumuzu gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince ikame edebilmeyi, idame edebilmeyi, kulluğumuzu yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Dünyayı sevip ahireti unutan gafillerden eylemesin bizi. Bir taraftan malı mülkü sevdik değil mi? Hesabı unuttuk çoğu kere. Hatta haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım söylem haline getirdik. Müslüman toplumunda söylem haline geldi belki. Haram helal demeden, ya herru ya merru, gelsin de nereden gelirse gelsin, haram mı helal mi bakmadan. Rabbim bilerek rızıklarımıza haram katmayı nasip etmesin. Bilmediklerimizden de muhafaza eylesin, farkına varmadıklarımızdan. Helal rızık dışında hiçbir rızıkla merzuk eylemesin bizi Rabbim. Nesillerimizin boğazından haram rızık geçirttirmesin bizlere. Çünkü haramla dolu bedende yapılan ibadetler kabul edilmez değerli kardeşlerim. Elimizi duaya açarız. Peygamber Efendimiz öğretiyor ya bize.
Bir gün üstü başı toz toprak içerisinde saçı başı dağınık birisi gelir. Tabii o zaman şimdiki gibi hızlı arabalar, hızlı otobüsler, hızlı trenler yok, uçaklar yok. Yoldan gelmiş birisi elini kaldırmış ya Rabbi ya Rabbi diye dua eder. Peygamber Efendimiz namazın sonunda der ki size ne oluyor ki kaldırmış elini ya Rabbi ya Rabbi diye dua ediyorsunuz. Yani ya Rabbi şunu ver bunu ver ya Rabbi şöyle olsun böyle olsun. İstekte bulunuyoruz ya hani. Bir parantez söyleyeyim. Allah'tan isterken az istemek Allah'a saygısızlıktır. Her zaman söylüyoruz bunu. Allah'tan isterken az istekte bulunmak Allah'a saygısızlıktır. Allah'tan az istenmez. Benden çok istemeyin. Ben çok isteyeni sevmiyorum. İnsan olarak anlaşılsın diye ifade ediyorum. Allah çok isteyeni daha çok seviyor. İnsan birisinden bir şey istersin, başka bir zaman bir şey daha istersin, üçüncü sefer seni gördüğünde yolunu değiştirir, gene bir şey isteyecek galiba. Allah kulum ne kadar çok ya Rabbi derse o kadar hoşnut oluyor değil mi? Allah kulunun kendisinden istemesini seviyor. قُلْ مَا يَعْبَلُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Zaten öğretiyor bize Kur'an-ı Kerim. Eğer dualarınız olmasa Rahman olan Allah size niye değer versin ki? Kur'an-ı Kerim ne güzel öğretiyor değil mi? Eğer dualarınız olmasa Rahman olan Allah size ne diye değer versin ki? Rabbim dilimizden duaları eksik eylemesin. Eskilerin ne güzel ifadeleri var değil mi? Dünya duayla ayakta duruyor derler. Çok doğru bir ifade. Bizim atasözü olarak kullandığımız kelimelerin pek çoğu günlük hayatta tecrübeyle yaşanmış şeyler, tecrübeyle ortaya çıkarılmış konular biliyor musunuz? Rabbim yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi nasip eylesin. Biz malı mülkü sevdik, gençliğimizi vesaire önceledik. Efendim daha yaşım kaç başım kaç dedik. Zaten bir defa geldik dünyaya dedik. Hele dur bakalım bir emekli olalım dedik. Hele çoluk çocuk sahibi olalım dedik. Hele üniversiteden diplomamızı alalım dedik. Herkes kendisine göre erteleme bahanesini buldu. Hep bir şeyler söyledik sürekli. Ertelemek için bir şeyler söyledik. Hele dur bakalım daha yaşımız kaç başımız kaç. Değerli kardeşlerim biz bir takvim kullanıyoruz. Saatimiz var. Ocak, Şubat, Mart'ımız var ama ölüm takvim kullanmıyor değerli kardeşlerim. Dünya bize kalsa da biz dünyaya kalmayacağız kısacası. Biz takvim kullanıyoruz ama ölüm takvim kullanmıyor. Bizim hesaplarımızın dışındadır ölümün vakti. Efendim şu anda yaşım iyi, bir 25 sene daha böyle yaşarım. Kendince pazarlığa hesaba kitaba gerek yok. Camiden çıkacağımız vaki değil değil mi? Emri hak ne zaman vaki olacak haberdar değiliz ki bilmiyoruz. Rabbim son anımızı en hayırlı anımız eylesin. Ve tevbe etmiş olarak huzuruna varmayı nasip eylesin. Çok önemli bir konu. Tevbe etmiş olarak huzuruna varmayı nasip eylesin. Tevbe... Ne güzel bir nimet. Siliyorsunuz silgiyle. Geçmişte kusurlarımız var. Kul hakkı hariç. Kime karşı anlaşılır olsun diye ifade edeyim. Kime karşı günah işlenmişse ona karşı tövbe edilir. Anlaşılır olsun diye teşbih ediyorum. Günahlarımız kulluğun gereği olan günahlarımız Rahman'a karşı. Tövbe Allah'a karşıdır. Ama ben Ahmet'in, Mehmet'in hakkına girmişsem, kul hakkına girmişsem o kişiyle helalleşmeden önce ya Rabbi günahlarımı affeyle demek yeterli değildir. Kişiyle helalleşmeden önce Rahman'a el açmak o kusurumuzu affettirmeyecektir. Hesap günü belki Allah muhafaza cennete gitmemizin önündeki perde olacaktır Allah muhafaza. Kul hakkıyla huzuruna almasın Rabbim. Bir taraftan hesabı unuttuk. Hesap derken Allah-u Alem Hazreti Ömer'in ifadesiydi. Demişti ki bize hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin dedi. Hesaba çekilmeden önce ama Mevlana'nın öğrettiği şekliyle akşam yatağa girdiğinizde yorganı üzerinizde çektiğinizde öğretiyor bize. Aşk eri Mevlana diyor ki akşam yatağa girdiğinde Müslüman kul üzerine yorganı çektiğinde şunu hesap etmeli. Ben bugün toprağa girdim ve üzerime toprağı örttüler. Kabre girdim bu akşam üzerime toprağı örttüler. Bitti artık sabahı yok bu işin. Bir gün böyle olacak çünkü. Ve şu an gözümü yumsam Allah huzuruna bu şekilde almış olsa benden razı olur mu? Mevlana böyle öğretiyor bize. Akşam yatağa girdiğinizde
mezara girdiğinizi, yorganı üzerinize çektiğinizde, üzerinize toprak atıldığını hesap edin. Ve şu an Allah'ın huzuruna varmış olsan, Rahman benden razı olarak cennetine alır mı? Rabbim her anımızda Rahman'ı razı edecek amelleri işlemeyi nasip eylesin. Yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bize kalmayacak dünyadan, bize kalacak günahlar biriktirmesin Rabbim. Neticede dünya bize kalsa da biz dünyaya kalmayacağız ve hesabımız olmayan bir vakitte WhatsApp'tan mesaj gelmeyecek. Face'te, sosyal medyada, şurada burada bildirimde bulunulmayacak. Ölüm vaktin gelmiştir denmeyecek ama aynaya baktığında beyazlarındaki aklar çok evvelden bize haberini zaten vermiş olduğu, bu bilinçle yaşayabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi nasip eylesin. İstiğfarı, tevbeyi dilimizden eksik eylemesin. Estağfirullah demeyi ihmal etmemeyi nasip eylesin. Cennet vatanımıza birlik, dirlik, düzenlik nasip eylesin. Ay yıldızı bayrağın gölgesini üzerimizden eksik eylemesin. Minarelerden ezanlarımızı susturtmasın. Ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Kızılay çadırı, Kızılay kan aracımızda kan bağışı yapılmakta. Onu da peşinen duyuralım. Bizim yarın acil ihtiyacımız olduğunda kan bulmakta sıkıntı yaşamamamız için şu an kan aracındaki kardeşlerimize destek olup sağlığı yerinde olanlar, böyle kan vermesine engel, hastalığı olmayan kardeşlerimiz mutlaka kan bağışında bulunsunlar. İstirham ederek ifade ediyoruz bunu. Çünkü bu vatanımızın, toplumumuzun yarın ihtiyacı olacak, belki bana belki sana ihtiyacı olacak kişilerin, kardeşlerimizin mağdur olmaması için, ihtiyaç olduğunda rahatça bulabilmemiz için şu an destek olmamız gerekiyor. Kan bağış aracına, kan bağışında bulunursanız memnun oluruz. Hem kendimizi hem yarınlarımıza yatırım yapmış olursunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.